23 Nisan'ı evde geçiren çocuklarımıza sürpriz yaptık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde geçiren ve bizlere bayram coşkusu yaşadıkları videoları gönderen binlerce çocuğumuza hediye sürprizi yaparak çocuklarımızı bir kez daha gülümsettik. 2 ay sonra siftah yapan berber ve kuaför salonlarını dezenfekte ettik. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 aya yakın bir süredir kapalı olan, normalleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde tekrardan açılan berber ve kuaförleri dezenfekte ederek hem vatandaşların hem de esnafın sağlığını koruduk. İhtiyaç sahiplerinin iftar sofrası sıcak yemeksiz kalmıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza erzak kolisi yardımlarımızı sürdürüyoruz. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine iftarda sıcak yemek dağıtımı yapılmaya devam edilecek. İzmit Belediyesi Dikim Evi ve Çınar Kadın Kooperatifi hem üretecek hem kazandıracak. Salgın sürecinde özellikle sağlık çalışanlarının maske ihtiyacına Hızır gibi yetişen İzmit Belediyesi Dikim Evi, bundan sonra Çınar Kadın Kooperatifi için üretip kazandırırken kadın istihdamına da katkıda bulunacak. Esnafımızı yalnız bırakmadık. İlk günden beri sürdürdüğümüz koronavirüsle mücadeleyi kent dayanışmasına dönüştürdük. Gönüllü kadınlarımız tarafından üretilen sağlık kitlerini kent esnafımıza ulaştırırken, her geçen gün artan üretim ve dağıtım faaliyetlerini durmaksızın sürdürüyoruz. Halk market çalışmalarına hız verdik. Başkan Avukat Fatma Kaptan Hürriyet'in üretim odaklı belediyecilik perspektifiyle İzmit'te yeni bir dönem başlattık. Halk market çalışmaları kapsamında ziraat odaları, üretici birlikleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldik ve halk marketi yakın zamanda faaliyete geçirecek adımları attık. iftarizmitbel.com adresine gir, ihtiyaç sahiplerini sevindir. Ramazan ayında kentte hiçbir sofranın açsız kalmaması için online iftar bağışı yapılabilen iftarizmitbel.com internet sitesini hayata geçirdik. Kısa sürede binlerce başvuru alan, adrese gelen iftar bağışları ihtiyaç sahiplerine hızla ulaştırılıyor. Bozulan yollara anında müdahale ettik. Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt sezonuna hızlı girdik. Kent genelinde bozulan yolları tespit ederken, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek asfaltlama ve onarım çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Şampiyonluk yükleniyor. Koronavirüs nedeniyle uzun bir süre ara verilen liglerin Haziran ayında yeniden başlayacak olmasıyla birlikte kentte Kocaelispor için şampiyonluk marşları söylenmeye tekrar başladı. Kent genelinde asılan bayraklarla 14 puan farkla lider konumda olan Kocaelispor'a bir üst lig olan 2. ligde başarılar diledik. Dezenfekte timleri durmak bilmiyor. Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden beri bir gün bile ara vermeden kentte cadde ve sokakların dezenfekte işlemini gerçekleştirdik. İkinci tur dezenfekte çalışmalarımızın sonuna gelirken sokaklarımızda 7 gün 24 saat dezenfekte çalışması sürüyor.